الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم سيرت له كان شيء ذكي درسنا بزباشليمز Qurayshning odatiga ko'ra yangi chaqaloq tug'ilsa, bu chaqaloqlarni emizishlik uchun sahroga berib yuboradigan odati bor. Quraysh qabilasi mana shunday odati bor. Birinchidan, Makka haj qilinadigan joy. Xilma-xil odamlar keladi. Keladida har xil lahja, har xil sheva egalari bir necha oylar, bir necha yillab hozirgi daqa qolib ketishadi. Hozir mana hali umraga bor, haj qilar ekanlar bor. Hajdan keyin qolib ketdi bir 10 xil bahona bilan qolib ketayotganlar bor. Xuddi shunga o'xshagandek Makkaga haj qilgani kelgan kishilar bir necha vaqt bir qancha vaqt qolib ketishadi. Tabiiy har xil lahja, har xil sheva egalarini ta'siri ostida ulug'agan bolalar ham sof arabiy tilini esdan chiqarib qo'yadi. Shuning uchun agar sahroga berib yuborsa bitta qabila bilan turadi, sof badiy fusho deyiladi mana. Badiy tilida, arab tilini sof tilida gapirishadi. Shu bilan to tili mustahkam o'rnashib olguncha sof tilga, boshqa qabilaga aralashmaydi-da, o'sha yurtda, o'sha qabilada yashaydi. Demak, birinchi sababi tili sof arab tiligacha qolishligi kerak. Har xil shevalar aralashmasligi kerak. Ikkinchidan, shaharda ulg'aygan bolalar sahroda ulg'aygan bolalarga qaraganda muloyimroq, yumshoqroq, nozikroq bo'ladi. Ammo sahroni sharoiti og'ir, sahroda yashashlik tabiiylikka yaqin. Shuning uchun ana shu joyda yashagan odam, bola, ulg'aygan bola jismonan baquvvat bo'lib yetishadi. Uchinchidan, Makkaga haj qilgan har xil odamlar kelar ekan, albatta ular bilan har xil kasalliklar ham keladi. Makkaning havosi, sahroning havosidan farqi bor. Sahroning havosi toza. Shuning uchun sahroda yashagan odamlar kamdan-kam kasal bo'ladi. Shu va boshqa sabablarga ko'ra arablar, xususan Quraysh qabilasi farzandlarini emizishlik uchun sahroga berib yuboradi. Mana shu emizgan olib ketadigan odamlar mana aytdik, sahroy arablar bo'lardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tug'ilishgan paytlarida Banu Sa'dni Bakr qabilasidan bo'lgan emizishlik uchun bolalarni olib ketgan ayollar Makkaga kelishdi. Ularning orasida Halima ismli ayol ham bor edi. Banu Sa'd ibn Bakr qabilasiga qurg'oqchilikdan nohatta bir ekin tikanlari o'lgan, hayvonlari ozigan, arvaga mana shunday qiyin ahvolatda edi ular. Halima aytadi, faqirligimizdan deydi. O'zimni bitta emizikli bolam bor edi, shunga ham sutim yetmasdi deydi. Endi nima uchun ikkinchisini oladi desa, ana shu bolani olsa, ota-onasidan bir muruvvat ko'rish maqsadida rizq talabida kelishadi. Ammo ana shu bolani emizish uchun olayotgan ayollar bolani faloncha narxga emizib beraman deb baholashilmasdi. Baholashmasdi. Chunki qanday qilib ayol kishi o'zini sutini sotadi? Bu ayb hisoblanadi. Urf, odat ana shu 2 yillik emizish muddati nihoyasiga yetgandan keyin bolani qaytarib ota-onasiga olib kelsa, otasi bir ikrom hadiya tariqasida bir mablag' beradi. Shuning uchun olinayotgan bolani otasi boy bo'lishligiga bu ayollar haris bo'ladi. Chunki puldorroq odamni bolasini olsa, sog'va salomi ham baratroq bo'ladi. Halima Sa'diya kelayotgan mana shu ayollar jamoasi kelar ekan, Halimaga qarab turib, "Ey Halima, tezroq yuring, bizni kech qoldirib yubordingiz" deb ma'lumot qilishadi. Halima mingan eshak nihoyatda bir qaraligidan, quvvatsizligidan, ochligidan nihoyatda bir zo'rga yurib kelardi. Har qancha turtib shoshiltirmasin, iloji bo'lmasdi, sekin kelardi. Mana shu sababga ko'ra Halima Makkaga hamma ayollardan kech qolib keldi. Ayollar Halimadan avval kelib, ana shu chaqaloqlarni istagan paytda Omina o'zi farzandi Muhammad sollallohu alayhi vasallamni ularga ro'baro qilganda kim zurriyotidan Abdulmuttolibdi. Annasi nasab bo'lat ekan. Otasi kim? Otasi o'tgan. Endi otasi yo'q bo'lsa, bu yetimga biz parvarish qilsak, uni onasi yo'q bobosi qanchalik bizga bir muruvvat qila olardi. Hech qachon otasi yo'q, onasi yoki bobosi otasi haris bo'lgandek farzandiga haris bo'lmaydi.
hamma inegeler rad kılıştı. Rahmatan lil alamin bu peygamber Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hiç kim onu yaptı. Hamasi bitti bitti den balanı aldı. Halime keç kap geldi. İstodu. Bola toplamadı. Amine Halime'ye Peygamberimizin roboruğu yanında atası yoluydu bilgenden ki o ham balı şeyden başlardı. Çünkü özel rızkı da peygam olur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zat hiç kim onu yaptı. Şunda Mekke'nin taşkarısına çıkanıdan ki Halime eriga men bilan kelgan hamma hamrohlarim bittadan bolani olib ketsa men quruq qaytaman. Eri aytdi, mayli olaveraylik, shoyat Alloh ana shu bola tufayli bizga barakat bersin. Halima qaytib bordi, Omina qo'lidan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni oldi. Olishligi bilan barakatlar zohir bo'la boshladi. Olishligi bilan Halimani ko'kragiga sut to'lganligini sezdi. Sodir bo'lgan barakatlardan bir yana bittasi eshagida ko'rindi. Kelayotganda zo'r orqadan bosib kelgan jamoani orqada qolishiga sabab bo'layotgan kechiktirayotgan eshak endi hammadan o'zib ketadigan bo'lib qoldi. Halima harcha buni sekinlashtirishga urinmasin, iloji bo'lmasin. Shunda hamrohlari ey Halima, bu kelayotganimizni minib kelgan eshagimizni ushlab, nima bo'ldi bunga deb. Bilmayman, hayronman deb Alloh taoloni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ko'rsatgan ikrom izzat edi. Bitta bolasini emizib to'dirolmayotgan Halima endi ikkala bolani ham emizib to'dirolgan bo'ldi. Mana aytdik, Banu Sa'd yerlariga qo'rg'oshli yetib, nohaqda bir faqirlik, qiyin ahvolda yashayotgan bo'ladilar. Halimaning uyida qari sudermay qo'ygan bir urg'oqchi tuyasi bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelishi bilan semirishni boshlaydi. Yelini sutga to'ladi. Hamma bundan hayron bo'ladi. Halimaning qo'ylari semirishni boshlaydi. Ular ham sutga to'ladi. Odamlar ko'rib hayron bo'ladi. Hammaning qo'ylari oriq, soriq, qiynangan Halimani qo'ylari ham, tuyalari ham semiz sutga to'layapti. Ana shu qo'ylarni haydab ketadigan cho'ponlarga boshqa kishilar aytardi, "Ey, Halimani qo'ylari qayerda yuribdi? O'shaga boqishgin senlar ham, qara qo'ylarni semirganini." Desa cho'ponlar aytardi, "O'shada boqyapmiz biz ham, lekin foydasi bo'lmayapti." Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tufayli Halimani uyiga kelgan barakot edi. Shuning uchun birodarlar, bizi tijoratimiz ravon yurayotgan bo'lsa, hamma yog'imiz besh bo'layotgan bo'lsa, qaysi farzandimiz tufayli ekanligini bila olmaymiz buni. Halimani eshagi kech olib kelganida hamma boylarni bolalarini ayollar olib bo'lgan edi. Halima albatta xafa bo'lgan bo'lsa kerak. Shu eshagi baxvatroq bo'lganida, birinchi kelganida ehtimol men ham boyni bolasini olardim degan. Ya'ni mana shu eshagini orqada qolganligini o'ziga zarar deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda odamlarga o'xshab. Lekin alal oqibat nima bo'ldi? Foydasiga bo'lib chiqdim. Asan takrahu sha'an wa huwa khayrun lakum deydi Alloh taolo. Hayotingizda bir ish sodir bo'ladi, sizlarga yoqmaydi. Hayotingizda bir ish sodir bo'lsa, sizlarga yoqadi. Ehtimol orqasida ziyoni bor, kim biladi buni? Bir ishni yomon ko'rasizlar deydi Alloh taolo. Orqasida yaxshilik bor. Bir ishni yaxshi ko'rasizlar, yaxshi ham shuna bo'lgani desin, orqasida ziyoni bor. Sizlar bilmaysizlar uni foyda ziyoni, Alloh biladi deydi. Xuddi mana shu o'ringa payg'ambarlar tarixiga murojaat qilsak, Musa alayhissalom Xizr alayhissalom bilan uchrashdi. Sizga berilgan ilmdan menga ham o'rgating dedi, o'rgataman, faqat nima uchun qilganligimni bir ish qilsam so'ramaysiz dedi. Xullas mana mashhur qissa, kemani teshib qo'ydi. Kema ahli cho'kishga yaqin bo'ldi, zo'r bozor nariga sohilga yetib olishdi. Bu kema miskin odamlardagi edi, tirishchiligi shu kemasi bilan. Kemani tani teshib qo'ygandan keyin kemachiga chiqindi bu. Rasvotmi bu? O'sha kemachi aytgan bo'lsa kerak, chataq bo'ldi-da, mana shu teshib qo'ygani. Shu chiqindi o'rniga falon ishimni qilib olardim desa kerak, bizda bo'ladi shu narsa. Keyinchalik Xizr alayhissalom Musa alayhissalomga bu qilgan ishlarni sababini aytib berganda aytdiki, men kemani teshib qo'ydim, sababi nariga sohilni podshohi kelgan kemalarni hammasini tortib qo'yatdi. Aybli ekanligini ko'rgandan keyin podshoh deb qo'ydi unga dedi. Demak, mana shu teshilganligi foyda bo'lib chiqdimi oqibatda? Shuning uchun masjidingizga bora olmagan bo'lsangiz, baloni zotilib ketaverishingizdan qolib qolgan bo'lsangiz, hamda ayting Alloh ehtimol bu balodan saqladi. Din yo'qolmadingiz homingizni, bir yaxshilik bor. Din uylamadingiz, bin chiqaramiz qizingizni. Ehtimol bir yaxshilik bor. Yaxshilab eshitib turaylik. Yaxshilab eshitib turaylik.
Biz iymonni 7ta shart, iymonni 7ta rukniga shartini iymon keltirganmiz. Allohga, farishtalarga, ha? Shundan bittasi yaxshiligim, yomonligim Allohdan. Quyidagi Imom Termiziyning sahihlarida keltirilgan hadisga quloq solamiz. Hozir bu mavzudan chiqish emas. Nabi sollallohu alayhi vasallam senga yozilgan narsa adashib boshqa birovga o'tib qolmaydi. Birovga yozilgan yaxshilik yoki biror narsa adashib senga kelib qolmaydi. Shunga iymon keltirib olmaguningcha Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilayotgan bo'lsang ham sen jahannam ahlidansan deydi. Nima degani? Sizning peshingizga yozgan narsa albatta keladi, xotirjam bo'ling degan. Birovga yozilgan narsa adashib sizga kelib qolmaydi, xotirjam bo'ling. Ertaga krizis bo'lar ekan, ertaga manaqa bo'lar ekan, siz siqilmang degani. Peshingizga yozgan ish bor. Undan oshig'an bo'lmaydi, kamon bo'lmaydi. Shunga iymoninglar agar zaif bo'lsa, shunga ishonmasdan turib, bu 5 mahal namoz o'qib juma o'qish emas masala ishdir. Uhud tog'idagi oltinni kim sadaqa qila oladi oramizda? Lekin shunchalik uni ibodat qilib turib, Uhud tog'idagi oltinni sadaqa qilib, boshingizga keladigan yaxshilik, yomonlik Allohdan ekanligiga shubhangiz bo'lsa, jahannam ahlidan deyaptilar Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Eshigi kech qoluvdi ham haq bo'lgan bo'lsa kerak, xato qildi. Oqibati nima bo'ldi? O'shuning uchun mu'min odamni boshiga qanaqa kun kelar ekan, albatta uchun yaxshi, rozi bo'lib qabul qilishlik kerak. Sog'ib ketdimi demak, shunda bitta yaxshilik bor. Ishingiz yurishmasmi, shunda bitta yaxshilik bor. Faqirmisiz, demak bitta yaxshilik bor. Ehtimol o'sha davlatni berib qo'ysa ko'tara olmay qolasiz siz. Haqiqatdan deymiz, ertaga chiqib turayotgan ishimiz undan teskari bo'ladi. Bu degani yotib olish kerak, Allohga aytgani bo'ladi degani emas. Inson rizqini sababini, salomatchiligini sababini, hamma mehnatni qilib qo'yib turib, natijasiga kelganda endi bu yoqqa Allohdan deydi. Biz qo'limizdan kelgan ishni qildik, natija Allohdan. Kelishdiga? Demak, issiq bo'lib kelsa ham bilmaylik. Chunki issiq bo'lib ketdi, doktordik, issiq ketdi, gripp bo'lib ketdi, chang bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Alloh taolo bir hafta sovuqni berdi, endi ko'mir tugab qoldi, sovuq bo'lib ketdi, boshqa bo'lib ketdi. Inna al-insana li robbihi lakanut wa innahu ala zalika inson parvardigorni bergan ne'matlariga nonkor yana o'zi guvohmiga boradigan bobboyda davom etkizib. Xo'p, darsimizga qaytamiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 2 yoshgacha Halima Sa'diyani uyda bo'ldi. Halima aytadi. Nabi sollallohu alayhi vasallam haqida u zot sollallohu alayhi vasallam boshqa bolalardek ulg'aymadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 2 yoshga kirganida xuddi 6 yoshga kirgandek ko'rinardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sog'lom va vaqtli bo'ldi. 2 yoshga kirganida birodarlar ravon so'zlari, sof o'zini arab tilida ravon so'zlari. Odatda 2 yil emizilgandan keyin bolalarni onalariga, otalariga qaytarib olib berilardi. Kim endi agar yana berib olishida xolasa qaytarib berib olardi. Kim olib qolishida xohlasa olib qolardi. Ominani undan Muhammad rasulullohdan boshqa farzandi yo'q bo'lganligi uchun olib qolishligini aytdi. Lekin Halima 2 yildan beri ko'rayotgan barakadan ajragisi kelmasdan endi qaytarib beravering. Yaxshi o'zyapti. Ana bo'lsa ham bizda havo toza, Makkada kasallik xullas, ming xil davo bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam onasini rozi qilib, Nabiy sollallohu alayhi vasallam olib ketdi. Olib borib bir qancha vaqt o'tishligi bilan ko'krak yorishli voqea sodir bo'ldi. Bu shundayki, kunlarning birida Halimani o'zini o'g'li shoshganicha keldida, Qurayshlik ukanmi, ikkita odam kelib qornini yorib qo'ydi dedi. Halima bilan eri shoshganicha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borganda uzoq sollallohu alayhi vasallam qo'rqqan holatda, ranglari o'zgargan holatda turardilar. Senga nima bo'ldi so'raganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam javob beradilarki, oldimga oq kiyim kiygan 2 kishi kelib, menga yerga yotqizdilar. Meni yerga yotqizdilar. So'ngra ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilar, ana shu davr haqida mening oldimga 2 farishta kelib, ko'kragimni yorib, yuragimni chiqardilar. Uni oltin jomga to'ldirilgan zamzam suvi bilan yuvdilar. Yuragimdan qora alaqani, lahta qonni chiqarib tashlab, bu kifarishda bu sizdagi shaytonning ulushi edi dedilar. So'ngra qalbimni hikmat bilan to'ldirib, qalb yuragimni joyiga qo'yib tikib qo'ydilar.
Sahih hadislerde keladi, Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'le ana şu payda köhrüge açıp kararganda tikilganiga alomatlari bor. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanahu wa ta'ala yoshligidan o'zi bir ma'sum qilib saqlagan edi. Shaytonning Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'deki ulushi mana shu bilan yo'q bo'ldi. Endi bu bilan demak insonning yuragini yorib turishi qonni chiqarib olsa shaytonni yomonligidan omon qolar ekan degan gap bo'lmasin. Bu payg'ambarimizga xos bo'lgan narsa. Halima bu bo'lgan ishdan xavotirga tushib eriga bu bolanın sağlığıyla olur verildi onası geldi. Olur verişti. Omana ne mi oldu? Kaytarıp kepsiler dedi. Yani aman, sağ, kol, bütün. Bana kaytarıp alayım dedi. Yok, ayetiyle. Abketeyken de şöyle bir harisli olup gelken dediler. Ular bu köhre yarışı yok etme ayeti verişti. Omana cinler bir yamanlı yetkisinden korktu dediler mi dediler. Ular hada gende yok. Allah yakasam bu balam yamanı yetmedi cinlerden. Çünkü men hamilada bulurken payetimde şunda menge ne da akıl uçu gegana bulgen Allah'dan her kandayı hasat göğünün yamanı giden unge panah verişini sorayman de örgüt kendi. Bana şunda da gelmem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu yakalıp anasını Allah'a kaytip geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaş gekirgeni de anası Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'e Yasrib'e alıp vardı. Yasrib, Amina'nın özünü, vatanı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tahalarını yeri, Banu Najjar kabilesine vardı. Ula bulan birge, Umme Ayman, Amina'ya hizmet kılardı, yani ayaran vardı. Medine'den ziyaret kılıp kayıt gelirken, otasının kabrını, Medine'den tahminen bu 150 kilometre taşlarına çıkılgenden ki, Abva degen cahide, Amina kesel olmuş, şöyle de vefat etti. Onu Ummu Ayman köldü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'ye alıp geldi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 6 gekirgende hem atasından hem anasından ayrılıp yetim oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i babası Abdülmuttalip uzunu kefirliğe aldı. Elbette Peygamberimiz Ali Nesabi hasip kişilerden alır. Lekin fakir edin. Abdülmuttalip uzunu boymasıdır. Çünkü Kabe'nin hizmeti, hacılarda az avukat bulan, su bulan teminleş, Abdülmuttalip'ti vazifesi bu yanı için, bari pulunu bana şu sahavatke, kerimge sarflaş. Çünkü fakir idiler. Abdülmuttalip'te aldı, Peygamberimiz 2 yıl oturdu. 8 yıkırken de babası Abdülmuttalip hem öldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ata degen sözü yapırmayanlar. Anasını mehreye toymayan. Babasını koruda kaldı. Abdülmuttalip Kureyş'in yakka aksakalıydı. Onu Kâbetullah'ın olduğu gibi salıngan cahı var. Abdülmuttalip'ten başka hiç kim onu götürmezsin. Başka farzantları çıkıp Kâbe'nin olduğu gibi gelip tikke duruşarak. Atası gelip köşeye oturmak için. Oturgenden ki herkese cahı götürerdi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşar 7 yaşar bala yürüp gelip babasını köşeye oturmasa hemenkilere turun indir, dur. Baba yine cahiden turdu gene de Abdülmuttalip'e derdi ki bu balanı tek koyular dedi. Allah yıkasam bu balamda büyük bir iş var dedi. Yaşlı giden babasından ve amakilerden hurmat görüp katta bu gen bala özü yıkan diye bir çeltimegen, sökmegen, hurmat bulan katta giden. Yani bizi alayım mı? Bak. Öyle hadi. Gitti. Piyelansını tıkıyorsa sökerdi. Kimini yırtıkıyorsa sökerdi. Uhulamasa hazı eşkaf hızlı olama itti balası diye. Bu ana şu ikiye üçge kirgen balasını uhulatışlıyor. Onanı işimez midir? Yalan adamı, yalvar adamı, hikayet ver adamı, Kur'an oku ver adamı. Şu onanı işi midir? Özünün işini bu ene balanın göğsünü kesişliği bilen toy hızlı koyar. Özünün göğsünü özü yiyizli koyar. Üzü doğrarken bir gün yok adıyla. Ki korkak. Anasını söyleyem, atasını söyleyem, buna kadar ruhu yok bala. İnleme turuladı. Söyse sökülüp bala ne dedi yani. Farzandlardı, onaları darbeye kadar yaşadılar olayı düşünürsün. Zübeyir'in avamdaki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisi koyan kişini, Safiye bint Abdülmuttalip. Anası darbeye kadar mı olur? Ayarlarımızı yakalıp durup, farzandlarımızı kim borçunu körüp koyuyor. Siz köçen adamısınız. Siz de şu kanlı bilen üstünü, tamiyatı bilen şu kullanasız, ruhunu anası sindiriyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babasını aldı da oturarken bana 2 yaşa devettik.
babası Kureyş'te oksakalıydı. Mekke'ye gelen padişahlar, ilçiler, vazirler, kibarlar, vücahalar elbette Abdülmuttalib ile uçuraşıp gider. Babasını aldı da oturup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babası onlar bile kanaka muamele kıyılırken körü bulguydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetin. Kembeğal, beçeğal bile muamele kılışı biledi. Çünkü özü şuna kıyıdı. Yani fakat bunlar bilenmez. Babası oturup katta tayfadaki, katta insanlar bilen hem kendi muamele kılış gelirgini, kiçkin ergini örgendi. İşe ne oluyla? 6'ya kirgen, 7'ye kirgen, balyaladı, kellesi işleyen baba yanıcı. Sizler itibar vermezden, yaş bala begenlerden yazı yaptı bu meselelerdi o. Eğer hatun oturup, dünyadan, hayattan şikayet kılıp, hayatından narazlığını birbirine yaparken de o yazı yaptı o. Mahallamızda kim yaşayacak diye sorayım? Elbette dağlanmam adamı aytadı. Çünkü siz eri hatun gebleşirken de şu bala, demek yaş hayat, pulli hayat degen insanı oyan sizden. Ya naturayt yapam. Olu yaptı o. Sizi dünyadan şikayet kılıyken izi, gıybet kılıyken izi, eki ülkezden hatun izgi şikayet kılıyken izi, televizyondan yazı yaptı o. Şimdi kim basın bu? Siz onu, ruhunu, terbiyesini şekillendirmekinizden ki. Kim olsun? İtibar vereyle ki fazla bakıyorlar. Kıyamette cevap veremiz buna sanki. Amanat ula. Bana derslerimizi avalı da etkenmiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz üçün tuğulu vefatlı günümüzce kim oluşumuzdan katli nezir? Boyumuz mu, kendalarımız mı, katta kişiyimiz mi? Bizgi ibret devaydı yapmış. Bana gönüllü gide peygamberimiz kanka terbiye bulanı koyuyor. Özünü sayıldığını körgen, hurmatliliğini körgen, babasından örgengen muamelen adamlardı. Biz şunu akıl yaptınız mı? Bir gün bari yaşı yapıp kalanız, 5 yaşı yapıp soruyor, olur mu sizce? 2 gün. Bizi taşkarıdan bırakıp uzatıp olmayı da akıllar. Abdülmuttalip de oldu, Peygamberimiz bana şöyle bir terbiyeni, hurmatlı itibarlı körükette oldu. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 8 yaşa girgenlere de babası Abdülmuttalib ham öttü. Bana şöyle şimdi bir mülahaza kılış gereği, az yine bir vakfa gereği buladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı giden hayatta açıklarını körüyordu. Hayatta açıklarını körüyordu. Yani ata demeyenler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Atasını bağırıge baskenmez Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Onanın bir yere geldi, toy bir yiyeni yok. 6 yaşında ona sen gitti. Babasından acıraldı. Hemen açıklılardı kör yaptı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ne üçün? Bu ilahi terbiyeli buradalar. Çünkü bana şu nesillerden yakın, en yakın adamlardan acıragenliği Peygamberimiz ki talim. Çünkü atası ölse, enesi ölse dünyada tükadı degeni nasıl bu? Hayatı bitti, baskışı bu. Ana şu baskışı basıp ölmesinden durup keyingi baskış kemiydi. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala ölse terbiyeli geldi ki ilahi hikmet. Allah da Allah bazı da bir nesani berişten oğul bir nesani olarken. Obdurup kendin birerken. Nuh peygamber 950 yıl davet kıldı. Kavmi maskara kıldı. Uruştu. Sabır kıldı. Kendime kıldı Allah. Kendime bilen sakla. Hamadan aziz kıldı. İbrahim aleyhisselam ot yolu oturuldu. Sabır kıldı. Yurtudan hicret kıldı. Sabır kıldı. Keyin kim oldu? Halilullah, Allah'ın dostu oldu mu? Yakup aleyhisselam, en yaş görgen farzandı, en yaş görgen farzandı Yusuf'tan, aziraldı. Sabır kıldı. Yığılıp gözü kör oldu, sabır kıldı. Keyin Allah, Yusuf ne ham, Yakup ne közünü ham kadarı verdi mi? Oval abdürüp Allah keyin beri yaptı bu kadarlar. Musa peygamber, özünü yurtudan, bitti adamı öldürüp o yendikken korkup kaçıp gitti. Keyin özünü yerige, Mısır'ge, Kelim-ur Rahman bulup kaydı mı? Kareliydi tarihte. Allah abdürüp keyin vererek. Birgen de kursanmış. Razımız tehdirge. Azgın abdü yende ki. İsa aleyhisselam, anası ve özü, hani şu fahşta, buhtanca, tuhumak yoru burup oldu. Keyin Osman'ı yer, Allah'ın müzekerliğe güvahlık gördü mü? Gaylanıp gelip Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Otasından ayrıldılar. Onasından ayrıldı. Babasından ayrıldı. Mihnet meşakkat çekti Mekke'de. Yurtudan kovuldu. Mekke'ne Allah da Allah. Peygamberimizin kolası gibi verdi mi? Muzaffer kılıçı bulan. Galip o yan halde kirgeni de.
Men endi nima qilaman sizlarni bilasizlarmi deganida Ahun Karim ibn Ahin Karim deganda ozod qilasiz. Mana shunday mehnat mashaqqatlar, yoshligida yetimlik, mashaqqatda achchig'ini totgan Nabiy sollallohu alayhi vasallam qalbi qatib ketish kerak edi. Lekin ilohiy hikmat edi bu, tarbiya edi. Aksincha payg'ambarimiz qalbi rahm shafqat, muhabbatga to'lgan edi. Demak, insonning boshiga keladigan yaxshi yomon kun Alloh taolo beradigan bir bosqichi, xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham keladi u. Faqat unga rozi bo'lishing kerak. Rozi bo'lishing kerak. Ertangi kunda g'am olib siqilmaslik kerak. Bola chaqamiz nima bo'lar kerak ertaga? Inninga nima bo'lar ekan demaslik kerak. Mehnat qiling, natijani Allohga qo'ying. Chunki Uhud tog'ida oltinni ehson qilsangiz, agar ertangi kunda g'ami bo'lsa qalbingizda, qo'rquv bo'lar ekan bo'lsa ertaga, bu iymoningizga nuqson bo'ladi. Abu Talib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qaramog'iga oldi. Abdul Muttolib vafot qilganidan keyin. Abu Talib Abdul Muttolibdan ham faqirroq kishi edi. 10 ta bolasi bor. Otasiga bolalar yordam berardi, tishlarga. Endi ulodi qatorda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham mehnat qilishni kerak, yoshligidan majbur bo'lgan. Chunki bu ham bir siz bilan bizga tarbiyaki, ozgina tirishlik qilishga qodir bo'lib qolishligi bilan payg'ambarimiz amakisini yelkasiga o'tirgani yo'q. Ishim yurishmabda o'tirgan o'g'il bolalar bo'lsa yaxshi eshitib olsin. Albatta millionni topish shart emas, sira qora suvga tushib. O'sha nima bor? G'ish quyyaptimi? Shu ham tirishlik. Abrodiyda mardi ko'rishyapti, shu ham tirishlik. Payg'ambarimiz birodi yelkasida o'tirgan emas qachon. So'rayli shu savolni. Eng afzal odam qaysi? O'zini qo'lini mehnati bilan tirishligini o'tkazayotgan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 8 yoshga kirganidan boshlab 21 yoshigacha cho'ponlik bilan shug'ullangan. Cho'ponlik bilan. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min nabiyyin illa va ra'al g'anam." Har bir payg'ambar qo'y boqqan. Bunda ham bir hikmat bor. Chunki hayvon bilan muomala qilgan, hayvonga bir parvarish qilgan kishini qalbida rahim shafqat, halimlik, sabr hamda boshqaruvchilik sifatlari tarbiya topadi. Hayvon bilan muomala qilgan bolalar qalbida rahim shafqat sifatlari tarbiya topadi. Ulamolar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahroda qo'y boqish haqida aytadilarki, hikmat haqida sahroda qo'ylarni inson yolg'iz haydab yurar ekan, yolg'iz bo'ladi. Unga olam haqida mulohaza qilish, osmonlarni, yulduzlarni, falaklarni ko'rib turib, koinot haqida fikr qilishga fursat bo'ladi. Insonni ruhiyatini poklanishiga sabab bo'ladi. Endi shaharda o'rtasida yashayotgan odamda-chi? G'olag'ovur, bir ishda bir harakat, voqealar, hodisalar, bu narsalar haqida fikr qilishga vaqt bo'lmaydi. Bu deyarli hamma qo'y boqqan bo'lsa kerak. Toqqanmi, tolaganmi, qo'y haydab chiqqan darajasi esingizda, hech kim yo'q yoningizda. Fikr qilishga majbur bo'lasiz. Tog'larni ko'rasiz, osmonni ko'rasiz. Endi shaharda yurgan odamchi? Bir qarasa, yozib turib qo'yadi. Shuncha kishi deydi. Osmonga qarab yulduzlar ko'pdi. Voh, shunaqa yulduzlar bor ekan deb. Chunki shaharda g'olag'ovurida yashagan odamda yolg'iz qolib mulohaza qilish imkon bo'lmaydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahroda qo'y boqishning hikmatlaridan bittasi mana shu edi. Subhana robbika robbil izzati ma'sifun va salomun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.